Hakan Karaca çok uzun yıllardır dostum. Cantek firmasını ondan dolayı çok yakından biliyorum ve takip ediyorum. Yaptığı işleri, Ar-Ge çalışmalarını, enerjiyi ne kadar verimli kullandığını en yakından bilenlerdenim. Gerçekten şu anda yaptığı çalışmalarla kendi sektörünün en iyi firmalarından. Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiği ürünlerdeki enerji verimliliği de en önemli katkılarından biridir. Bir zamanlar %40-50'yi gördüğü zaman enerji verimliliğinde çok iyi bir yere geldiğini anlatmış ama şimdi geldiği noktada %70. Enerji verimliliği gerçekten kendi sektörü için çok önemli. Çünkü ana tüketim malzemeleri elektrik olduğu için Ar-Ge çalışmaları ne kadar önemli olduğunu Cantek firmasında görüyoruz. Bu arada fırsat bulmuşken söyleyeyim, kendisi de bir deniz tutkunudur. Ama maalesef bugüne kadar beni bir günden bir güne denize götürmedi. Sözleri var, bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Firmanın ve Hakan Karaca'nın 25 yılını kutluyorum. Daha nice başarılı 25 yıllar diliyorum. Sevgili arkadaşım Hakan Karaca, Cantek firmasının sahibi. Cantek firmasını 25 yıl önce sıfırdan kendi başına kurup bu noktaya getirmiş olmasından dolayı hem kendim adına hem Ansiyat adına onunla gurur duyuyoruz. Arkadaşım olmasından da çok mutluyum. Soğutma sanayinde hem Antalya'nın hem Türkiye'nin gurur kaynağı. Aynı zamanda yine soğutma sanayinde soğutmanın bütün ekipmanlarıyla tamamını kendi üretiyor olması, anahtar teslimi, sistemler kurması, ayrıca kurduğu bu sistemleri yurt dışına ihracat yapıyor olması ve ülkeye döviz kazandırıyor olması ayrıca mutluluk verici. Sevgili kardeşimi kutluyorum. Bundan sonra nice 25 yıllar, nice başarılı yıllar diliyorum. Mutlu yarınlar temenni ediyorum. Bizim amacımız zaten sanayide kökleşmek, sanayicinin kökleşmesi. Ve Hakan da bunun 25. yılını dişiyle tırnağıyla getirdiği şirketinde bunu kutluyor. Bu çok güzel bir şey, çok övünç duyuyorum. Hakan çok hayal kuran bir kardeşimiz. Dolayısıyla şirketinin de çok hayaller kurduğunu düşünüyorum. Bu hayallerin hepsi güzel, hepsi Ar-Ge'ye dayalı, hepsi inovasyona dayalı ve ülkemizin gelişmesine dayalı. Her zaman Hakan'la çalışırken ki yönetim kurullarında birlikte çalıştık. Her zaman kendisinden çok faydalandım. Onun için buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Sadece kendi şirketine faydalı olmadı, çalıştığı diğer kurumlara da çok faydalı olduğunu gördüm. Dolayısıyla bize çok katkı sağladı. Gerek yönetim kurullarında, gerek organize sanayimizde ve gerekse Antalya'nın toplumunun içerisinde. 25. yıllarını ve kendisini kutluyorum. Bütün ekibini kutluyorum, bütün fabrikasını kutluyorum. Ve yolun açık olsun kardeşim diyorum. Her zaman organize sanayi seninle gurur duyacak ve her zaman organize sanayi senin arkanda olacak. Sene 1982, Edirne'deyiz. Trakya Üniversitesi, makine mühendisliğini yeni kazanmış. Okula yeni başlamıştım. Bir önceki dönemden Hakan'la tanıştım. Hakan elektrik de okumuştu öncesinde ve mesleği seven arkadaşlarımızdan biriydi. Tabii bu dönemde çok çalıştı. Sonrasında pazarlamayı zaten okuldayken öğrenmişti. Hem okuyor hem çalışıyordu. Hakan'ın dönüm noktalarıdır. Acaba nasıl başlasam soğuk oda işine dedi. Bir takım sorunlar yaşamıştı. Artık kendi girişimcilik hikayesini yazacaktı. O dönemde piyasada Ergök Kapı vardı ve kapı yapan yoktu. İşte Hakan orada doğru bir adım attı ve kapı işiyle başladı. Poliüretan makineleri aldı. Rahmetli Sevecan amcamla birlikte organize sanayide ailecek başladılar işte. Hakan çevresiyle vardır, ailesiyle vardır. Başkası mutlu olmadan Hakan mutlu olmaz. İlk Türkiye'de bayilik ağını kurduğu zamanları hatırlıyorum. Pembe, mavi, sarı kağıtlara makinesinin teknik özelliklerini yazmıştı. Böyle bir katalog basacak parası dahi yoktu. Ama bunları o kadar güzel, önce kapı sattığı, ondan sonrasında ürettiği makineyi önerdiği, dolayısıyla kalitesini adım adım yukarılara taşıdığı bir yapı içerisine gerçekleştirdi. Sadece soğuk oda yapmadı, aynı zamanda soğuk odanın hikayesini de yazdı Hakan. Hakan her zaman enerjisini doğru kullanan biriydi. Verdiği her türlü kararda öncelikle eğlence vardı, ondan sonra fayda vardı, ondan sonra birliktelik vardı. Bu üç nokta Hakan'ı çok iyi tanımlıyor, planlıyor, hayata geçiriyor ve son derece eğleniyor, eğlenirken de eğlendiriyor. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı olarak bizi çok memnun ediyor. Bir kere rol model bir mühendis,
rol model bir yatırımcı ve girişimci. Daha önceden yaptığı CSR çalışmaları, odadaki çalışmaları, OSB'deki çalışmalarıyla kendisini çok yakından takip ediyoruz ve odamıza olan desteğinden dolayı da kendisine çok teşekkür ederim kendim adıma. Ülkemizde ortalama firma ömrünün 12 yıl olduğunu düşünecek olursak, Cantek'in 25. yılını kutluyor olması yöremiz ve ülkemiz açısından ve sanayi sektörü açısından çok önemli bir olaydır. Tabii şirketlerin böyle bir süreye ulaşması önemli bir kriter ama bir diğer önemli kriter de bu 25 yılın içerisine neler doldurduğunuz ve neler sığdırdığınızdır. Cantek'e bu anlamda baktığımızda hakikaten çok şey söylenebilir. Burada en önemli konu Cantek'in Ar-Ge ve inovasyona çok önem veren bir firma olması ve bu konuda azimle ürün geliştirmeye ve teknoloji geliştirmeye olan inancını sürdürmesidir. Hakan Karaca vizyonu olan, hedefleri olan, hayalleri olan ve bu hayaller ve hedefler arkasında da azimle koşan bir insandır. Enerjinin doğru kullanılması algısını dünya çapında isimler Nasuh Mahruki ve Yasemin Dalkılıç ile Everest'in zirvesine ve denizin derinliklerinde yapmış olduğu aktivitelerle hem kendi kurumunu hem de bu algıyı ciddi anlamda başarılı bir şekilde geliştirmiştir. Bu projelerden Everest tırmanışında Can Hakan Karaca ile beraber takımında yer almak benim için de çok büyük bir keyif ve onur olmuştur. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Aynı katılımı Yasemin Dalkılıç'la denizin dibine de bekledim ama bu konuda davet alamadım. Kırgınlığımı da belirtmek istiyorum. Sevgili Hakan kardeşim, seni, aileni, tüm ekibini canı gönülden kutluyorum. Bugüne kadar kattıklarının üstüne çok daha fazlasını katarak ve gelişerek devam edeceğine inancım sonsuz. Sana önümüzdeki 25. yıllarda başarılar, başarılar, başarılar diliyorum. Kendilerinin yaptıkları inovatif çalışmalar, bunu özellikle vurguluyorum. Sektörümüze yol gösterecek kadar çok değerli çalışmalarıdır. Özellikle yerlileşme kapsamında çok büyük çalışmalar oldu ve çok başarılı şekilde bunları tamamladılar. Cantek'i herkes sektörümüzde makine imalat kısmı, soğutma kısmında yaptıkları çalışmalarla tanısa da esasında sektörümüz dışında sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de çok aktif şekilde yol alan ve faaliyet gösteren bir firma. İşte Everest'teki sponsorluklarından tutun Yasemin Dalkılıç'la olan yaptıkları çalışmalar kendilerine olduğu kadar esasında sektörümüzü de ismini dışarıya duyurma konusunda çok büyük katkılar sunmaktadır. Kendilerine bu konuda da teşekkür ediyorum. Cantek AŞ'nin 25. kuruluş yıl dönümünü Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği olarak kutluyorum. Bu 25 yıla sığdırdıkları eşsiz başarıları sayesinde gerek yurt içerisinde ve gerekse yurt dışında yaptıkları projelerle ülkemizi, mühendisliğimizi ve sektörümüzü tüm dünyaya tanıtıyorlar. Tüm sektörümüzün desteklediği E-İSLAB Laboratuvar projemizde Cantek'in de destekleriyle bir kat daha ileriye gidiyoruz. Derneğimizde 16. yılını tamamlayan Can Hakan Karaca liderliğindeki Cantek AŞ'ye başarılarının devamını diliyoruz. Cantek'in 25. yılına erişmesinden dolayı son derece mutluyum. Hem bir yakın dost olarak hem Hakan'la zaman zaman ortak projeler gerçekleştirmiş bir iş adamı olarak son derece mutluyum. Cantek deyince şüphesiz ona esas canını veren Can Hakan Karaca'dan bahsetmeden olmaz öncelikle. Can Hakan Karaca nedir derseniz, DNA'sında girişimcilik olan birisi derim. Bir aksiyon adamıdır. Herkes düşünürken o harekete geçmiştir. Hızlı hareket eder. Şüphesiz Cantek'in başarısı sadece Hakan'ın başarısı değil mutlaka. Kardeşleri Ercan'ın, Aydan'ın ve diğer çalışanların da çok büyük katkıları olmuştur ama ona koçluk eden şüphesiz Hakan. Karabük'ten Antalya'ya gelen bir hediye olarak ben onu düşünüyorum. Cantek 25'i devirdi. İnşallah 50, 100'leri ve hatta daha da onun ötesine diğer nesillere giden, asırlara doğru giden bir başarısı olur. Ve onlara nice 25 yıllar ben diyorum.